23. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi eşeğsiz üremenin avantajlarından biri değildir? Avantajlarından biri değildir. Mayoz bölünmeye gerek duyulmaması. Evet mayoz bölünme gibi bir sürece gerek duymaz. Doğrudan mitoz bölünme ile gerçekleşir. Bunu bir avantaj olarak kabul edebiliriz. Hızlı gerçekleşmesi. Evet eşeğsiz üreme. Eşeğil üreme göre daha hızlı gerçekleşir. Evet bu bir avantajdır. Tek, ata, canlının çok sayıda yavru oluşturabilmesi evet iki ataya gerek yoktur tek bir ata yeterlidir evet bu da bir avantajdır eş arama gibi davranışların için enerji gereksiminin az olması evet bunu da bir avantaj olarak alırız ancak yavruların genetik yapısının aynı olması bir avantaj değildir arkadaşlar nasıl bir ortam koşulları değiştiği zaman ne olur hemen yok olabilir ee, bağışıklığı güçlü olmaz hepsinin aynı olduğu için evet D seçeneği bir avantaj değildir. Arkadaşlar.